Selam arkadaşlar, ben Altıcı Sunucusundan Mavi. Bugün yine sizlerle birlikte Kral Geliyor'dan önce hemencik savaşa Kral, girdik. burada Yakup abi var. Sen git direkt kursaldan. Sunucu savaşından. Benim Aynen abi. sesimi duyuyorlar, duymuyorlar. Ben onların sesini duyuyorum ama. Kim alırsa aynen ama birbirinize karşı atmayın. Herkes bosslara toplu girerse en azından adam okul almış. Kimin girdiği önemli değil. Niye öyle yaptınız ki? Saruç'a kim giriyor? Alacak. Hemen arkadaşlar şöyle. Kaplamaya bir şey kalmasın. Aa, dur bakayım, burada kimse yok. Şöyle bir kutsala Bismillah deyip girelim arkadaşlar. Ben de kutsal suya biraz yardıma gideyim, sonra geri dönerim. Şöyle kutsal şehirden başlayalım. Şimdiki plan arkadaşlar şu şekilde, hemen söylüyorum. Samet gelmiş desteğe. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şu an hemen söylüyorum size, gösterebilirim tabii ki. İkisini de birden yaparım. Birinci Lord'a Hisar 1 ve Hisar 2 giriyor. İkinci Lord'a Hisar 3 ve Hisar 4 giriyor. Krala. Dünkü Kral videomu da izleyin bu arada. Kral videosu istemiştiniz. Çok güzel oldu. Krala da arkadaşlar Hisar 4 ve Kutsal giriyor. Aynı zamanda şuradan şu şekilde göstereyim. Lord görüyorsunuz 1-2. Kral 4 kutsal. Bu yine aynı zamanda Lord ve 3 ve 4. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi krala kimin girdiğini bir önemi yok. Çünkü sunucu seviyemiz aşırı yüksek olduğu için yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bosslar aşırı güçlü. Dünkü videomu izleyin. Bosslar aşırı aşırı derecede güçlü. Yani 2-3 defa yatıyorsunuz bir bossta. Kral dünyasından bahsediyorum. Ortadaki muhafız zaten tokatlıyor. Ortadaki muhafızda 10 defa 20 defa yatıyorsunuz belki. Yan taraftaki işte ateş ruhudur, su ruhudur. O tarz bosslarda da birer defa, ikişer defa yatıyorsunuz. Alttaki büyük boss yatırıyor. Diğerleri yatırmaya yaklaştırıyor. Yani mesela 40 milyon canım var şu an, görüyorsunuz. Bunu rahat bir 10 milyona düşürüyor. Alt taraftaki küçük bosslarda. Yani öldürmüyor, süründürüyor gibi bir şey. Yani savaştığınız zaman sanki normal bir boss'ta değil de bir normal player'la savaşıyormuşsunuz gibi bir şey oluyor. Ben de anlamadım. Bu arada bağlılığın azalmış diyen arkadaşlar olmuş yorumlarda. Arkadaşlar bunun sebebini hemen açıklıyorum size. Savaştan ötürü değil o. Şu an eskisi gibi çok haşır neşir bir savaş dönmüyor. Bağlılığın bitmesinin sebebi, bu bir haftadır kutsal tan düşürmek için günde 10 defa kata çıkıyorum. Bak, en az 10 defa çıkıyorum. 200 elmastan 2K elmas yapar. Hesaplarsanız. Yani en sonda bakarsanız, bak şöyle de göstereyim. Sonra ya sallıyorsun diyen arkadaşlar için 5. kata çıkıyorum. Bakın. En son bak, Lord kestim. Lord kesmiş. Ben kesmişim. Lord kesmiş bir daha. Yani ondan önce yine ben kestim. Ondan önce yine ben kestim. Yani sürekli ben çıkıyorum ama çok zor yani. Düşmüyor artık, atmıyor. Oyunun dropları kilit şu an. Muhtemelen şey arkadaşlar, bizim vadimizde Lucifer'e kadardı. Samuel'den sonra bize de artık hiçbir şey atmamaya başlayacak. Bunu size açıklamıştım bir önceki videolarımda. Bundan sonraki serverlar için de arkadaşlar yine aynı şekilde, mesela onları da atıyorum Everal atacak ama Sanlen atmayacak. Atıyorum 600-700'lere. 800'lere Sanlen atacak, diğerini atmayacak. Bu şekilde ilerleyecek. Denge kurulsun diye, ama en azından bir haftada bir kere bir de tam verirsin, gözünü sevdi. 15 gündür tam düşmüyor. Bir haftadır ben kattayım. Yazık yani arkadaşlar. Ama ya oyunda şu sıkıntı, gerekli bilgiler eksik. Yine diğer videolarımda da söylemiştim. Gerekli bilgiler eksik. Yani şöyle, tanı neye göre atıyor? Belki şu da olabilir arkadaşlar. Şimdi dönüşümü tamamlayan kişilerin sayısının atıyorum 1/3 biri kadar tan düşer diye bir bilgi verilse biliriz ona göre. Mesela şu an 21 kişi 1/3 biri kadar tan düşer dese, mesela 21 kişi dönüşüm tamamlamış, 7 tane tan alacaksın kaptan dense. İşte atıyorum bilmem kaç kişi dönüşüm tamamladı. 10'da biri, 20'de biri kadar atıyorum yakıcı alacaksın dense. İşte yakıcı hiç atmadı. Şu an yakıcı açık.
Everall'a çık. Everall yakıcı atması lazım. Çünkü şu an Sandina'nın dönüşümünü tamamlıyoruz. Sandina'nın dönüşümünü tamamlarken Everall zaten açık. Everall atmadı. Şey atmadı. Ben anlamıyorum. Niye böyle yapıyor oyun? En azından bir Everall atsa, bir yakıcı atsa. Çünkü Sandina'yı atacağız. Ki Sandina'm var. Bazlamadan aldım. Şu da arkadaşlar, o da bayağı merak etmişsinizdir zaten. Hesap tanıtım videosunda çekmiştim. İki birinci hesap görüyorsunuz. Serron'un işte Buzzle hesabı bu. Çıkarmış kanadı filan. Sandina takacak. Kendisinde de var. Bir tanesini de bana hediye etti sağ olsun. Fikret abinin hesabını tanıtmıştım. Bunu da biliyorsunuz. Oo, Everall. Hayırlı olsun. Everall çekmiş. Hak etti. Hak etti arkadaşlar. Everall Samet'te de var. Ama takmıyor. Çıkarmış şu an. Sandina takacak kendisi. Ama Fikret abi Everall'ı hak etti. Çünkü arkadaşlar bugünkü yumurta etkinliği geldi. Biliyorsunuz bunu da videosunu çekeceğim. Altın elma geldi. 12K elmas bastı arkadaşlar. Hiçbir şey alamadı. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bak hiçbir şey alamadı ya. 12K elmasa şuradan hiçbir şey düşüremedi adam. Bakın ödüllerden. Bak şunlardan bile düşmedi. Bak şunlardan. Bunları zaten hayal ediyor şu an. Dua ediyor bunlar için. Gitmiş şükür namazı kılmış. Bunlar bunlardan da hiçbir şey düşmedi. Kar bile düşmedi adama. Bari şu düşseydi. Bu bile yok. Bilmiyorum bunlardan aldı mı, galiba bunlardan da almadı. Ne aldı bilmiyorum ama hiçbir şey aldığını görmedim ben. Bunlar için zaten Allah'a dua ediyor. Allah'ım ne olursan at diye. Bunları işte zar zor düşürüyor. Bunlar da kafasına göre bir iki tane alıyor. 12 kalmasa da yani bir tane adam arkadaşlar, bir tane elmas yüklüyorsunuz bilet veriyor ya. Oyun gitti. Oyun dondu. Bilet veriyor ya. Bedava bileti basıp Sema kuşunu aldı. Bala bakar mısınız? Adam 12 kamerayı alamıyor. Bedava biletle Sema kuşunu aldı. Çıldırırsın. Ağlarsın. Ne çıldırması. Kahrolursun ya. Balık adamı kim kesti lan? Burada kim var? Bizden biri var. Sarı var. Tamam. Burada kim var? Foren var. Tamam, bu da bizden. Sıkıntı yok. Şöyle arkadaşlar gidiyoruz. Bu ne oğlum? Şunu da ben alayım. Konumu dağıtayım hemen. Serice. Puanımız tamamlandı mı? Bu arada puanımıza bakalım değil mi arkadaşlar? 17.600 iyi. Bunu da kestik mi? Muhtemelen 18.000 olmuş olur. 18.000'den sonra biliyorsunuz salıyoruz. Çünkü geri kalan, şunu söyleyeyim arkadaşlar, oyuna para yatıran bir arkadaşsanız, para yatırıyorsanız zaten ben basıyorum. Bir şey çıkmıyor diyorsanız arkadaşlar, size şunu söyleyeyim, bunu açın. Bunu açıp buraya kadar alın. Yani 50.000 puanda ya, zaten para yatırıyorsanız muhtemelen hesabınız da sağlamdır. Para yatıran arkadaşlar için söylüyorum. Buraya kadar 40.000 50.000 puan kasanlar için söylüyorum. Arkadaşlar oyuna o kadar para basıyorsunuz. Şuraya da bir 300 elmas bence değer. Verin açın. Siz bilirsiniz. Bence değer yani. Böyle de bir şey olsun. Çünkü mühürleri pembe yapmaya yarayan taştan veriyor biliyorsunuz. Normalde hafta yani başından beri basıyorsanız bir tane pembeniz oluyor. İkisini aldığın zaman iki tane pembe yaparsınız en az. GM Mevlüt. Sağolçu olmuş avcıya. Biz tabii ki de heykeli götüreceğiz bu arada çaktırmadan. Kutsala girmişler. Kaybetmişler sarı bizimkiler. Biz önceden almamız lazım burayı. Bakalım 596 kaç puan almış? 80 puan almış. Sıkıntı. Kutsalı bizim almamız lazım. Şu an orayı aldık. 30 bunu aldık. 50. 3 küçük almamız lazım. Kutsala bakalım yani. Nasıl götürüyoruz bunu? 40 puan. Şimdi diyelim şuradan tıklayalım. 596 görünmüyor ki, 10 puan almış sadece 608. 596 hiç alamamış. Buraya kim geldi? 608'den biri mi geldi? Reis gelmiş. Reis siz düşmediniz mi ya şeyden? Düştüler sanırım. Aa, 596'dan biri var. Ama bunu
bunu alamaz. Hellboy da geldi. Bunu almamız lazım. Bunu vermememiz lazım. Mevlüt de gelir muhtemelen birazdan. Çok güzel savaş dönüyor. Beklediğim savaşlar bu arkadaşlar. Bu tarz savaşlar dönsün canım iyi. Gelin abi. Bura muhtemelen biz de burayı vermeyiz. Yan taraftan küçük almaları lazım. Bunun alamazlar. Ben şu an görüyorsunuz %53 hala bende. Bunu benden düşürmeleri için kendilerini yırtmaları lazım açıkçası. Bunu da aldık mı bizden bu kutsal ona bakacağım. Kalk abi. Biz de sanırım. 80 puan yapmışız. Bunu da aldık mı 100 puan. Oo, Hırrım gelmiş. Hoş geldin Hırrım. Mevlüt de gelmiş. Yani zorlamaya gerek yok. Bekleyeyim onlar kessin arkadaşlar yavaş yavaş. Yani şu an zaten bu bizde. Elmas basıp harcamanın bir mantığı yok. Önemli olan zaten kutsalı almak arkadaşlar. Şöyle. Oo, güzel 16 kolye aldık. Baba yamyamlara bak nasıl kovalıyorlar. Bütün server gelin aç herifler. Bak bak bak. Gel 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 gel. Gel oğlum gel. Bekleyin bir canımı toparlayayım. Ben arkaya dönüp tokatlıyor muyum tokatlamıyor muyum? Güzel arkadaşlar. Kutsal bizde kaldı. Bakalım. Nereye salça olalım? Nereler kalmış? Cüce hizmetçi ve fare sihirbaz var. Ne haber Hırrım? Gel buraya. Beni kovalıyorsun sen az önce öyle mi? Çakal. Yatmıyor lan hala. Son anlarda çok atlat dedi. Hırrım seni. Beni kovalıyor ya çakal. Senin haddine mi lan beni kovalamak? Şöyle bir daldık aralarına ama. Kalabalıklar bayağı. Biz alacağımız leş çekeceğimiz leş çektik arkadaşlar. Bu savaşımız da bu kadardı. Burada da Mevlüt var. Ya şu an bu dönen savaş arkadaşlar boşuna dönüyor açık söyleyeyim. Çünkü zaten biz alacağımızı aldık. Burada boz kalmış mı? Şöyle bir gidelim. Güzel savaşlar dönüyor ama keyifli. Burada mı o? Ben yoldan geçerken onu görmedim. Selamun aleyküm. Nasılsın güzel Müslüman kardeşim? Wolf'e ne oluyor lan? Yani bir adam oyundan